Evet arkadaşlar, S27A950D model adlı monitörü inceliyoruz. Menüsünü inceleyeceğiz. İlk önce tuşlara dokunmatik bunu belirtmek istiyorum. Sol tarafa dokunduğunuzda ekranda bir menü açılıyor. Buradan da menüyü kontrol edebiliyorsunuz ok tuşlarıyla. Aynı zamanda language kısmında Türkçe de tabii ki de var. Hemen Türkçe yapalım. Türkçe yaptım. Şimdi ayarlara bakalım sırasıyla. Öncelikle resim bölümünde 3D özelliği var. 3 boyut olarak 2D'yi yani normal 3D'ye çevirebiliyor. Çerçeveleri dizebiliyor. Üst alt görünüm varsa onları birleştirip 3 boyut oluşturabiliyor. Veya yan yana görüntü varsa bunları 3 boyutta yapabiliyor. Aynı zamanda derinliği ayarlıyoruz ama tabii ki şu an 3D modunda olmadığımız için kapalı. Magic, Samsung patentli bir özellik. Arkaya yaslan modu gibi değişik değişik şeyler var. Ayakta durma modu, yan mod, grup görünümü, kişisel. Evet, bunu tabii kapalı da tutalım. Henüz ben de anlayamadım. Bright parlaklığı ayarlıyoruz. Şu şekilde fark ediyor. Color ise renkleri tam akıllı kapalı demo. Demoda sağ Magic uyguluyor, solu normal kalıyor. Parlaklığı ayarlıyoruz. Kontrastı, netliği, yanıt süresini. Daha azı normal yanınız olmak üzere 3 seçenek var. HDMI siyahlık düzeyini. Resim kategorisi sekmesi bu kadar. Renkte kırmızı, yeşil, mavi. Gama, parlaklık ayarı. Gama ayarı daha doğrusu. Boyut, görüntü boyutu. Otoda dursun. Bu menünün nerede duracağı ekranda. Kurulma sıfırlamada hareket sensörünü açıp kapayabiliyoruz. Burada aynı zamanda sağ tarafta gördüğünüz gibi ağaç kurtardınız diye bir ibre var. Modları kıstığımızda, parlaklığını vesaire kıstığımızda ve bu eco modunu açtığımızda burada bir ağaç kurtardınız, iki ağaç kurtardınız diye gösteriyor. Işık sensörünü tasarruf ve özelliklerini açabiliyoruz. Menü saydamlığı. Bilgisayar av modu, ilk açtığımızda, monitör açtığımızda hangisine geçilsin diye otomatik kaynak otoda duracak. Görüntü süresi, bu menünün kaç saniye duracağını gösteriyor. Tuş tekrar süresi de bastığım tuşun bir daha bastığımdan sonraki arasını ayarlıyor. Basılı tutunca mesela hızlanma yok anlamında oluyor. Özel tuş, yanında bir özel tuş var 3D. Standart olarak 3D ayarlı. Onu gösteriyor. Onun dışında yine süre kısıtlama ayarı var. Bilmem ne dakika sonra kapansın diye. Bilgide de monitörün çözünürlüğünü ve herzini gösteriyor. Ve monitörü kapattığımızda sırasıyla kapanıyor tuşlar. Açtığımızda da sırasıyla açılıyor.